Şimdi sizi bulmuşken merak edilen sorular da var. Değerli izleyenlerimizden gelen. Onları da böyle hemen alalım. İlk sorumuz geliyor. Halit Hocam merhaba. Covid oldum. Aşı sıram da geldi. Aşı olmalı mıyım yoksa antikorlarım beni korur mu? Cevaplarsanız çok sevinirim. Evet, Covid-19 geçirdim. Evet. Ondan sonra aşı sırası gelmiş. Ne kadar sürede olması lazım? Evet, aslında ilk 3 ay önermiyoruz. Hani rapele ihtiyaç yok. Bir kere doğal enfeksiyonu geçirerek bir bağışık sistem tepki gösterdiği için ilk 3 ay içinde önermiyoruz. Ama 3 aydan daha eskiyse, aşı sırası da geldiyse olabilir. Aşı hakkı kalıyor. Yani aşı mesela şu anda 65 yaş üstüne yapıyoruz. Diyelim ki 65 yaşında bu beyefendi. Hani bugün olmadım, aşı kaybettim gibi bir şey yok. 50'li yaşlardaki kişiler de olurken bu beyefendi tekrar olabilir. Onun için hani o bir hatırlatma dozu, rapel dozu gibi bu süreyi beklesin derim ben. Evet. Yani 3 ay sonra olsun. Aynen. Peki. Devam ediyoruz bir sonraki sorumuza. Ben Covid-19 geçirdim ama semptomsuz atlattım. Antikorlarıma baktım ama gerek var mı? Yoksa az da olsa koruculuğu var mı? Bilgilendirirseniz çok sevinirim. Teşekkürler. Evet, bu da güzel bir soru. Semptomsuz geçirenler. Evet, semptomsuz geçirenler aslında antikor da daha az geliştirenler doğrusu. Şu andaki veriler bunu gösteriyor. Zaten immün sistem çok tepki göstermediği için semptomlar ortaya çıkmıyor. Çünkü bu bağışık sistem ne kadar şiddetli virüsle savaş açarsa bizim semptomlarımız ateş, kas ağrısı gibi semptomlar o kadar şiddetli oluyor. Asemptomatik geçirenlerde antikor düzeyinin de daha düşük olduğunu biliyoruz. Çalışmalar bunu gösterdi. Ama baktırmaya gerek yok diyor bizim rehberlerimiz. Yani hastalığı geçiren kişilerde de antikor titresine baktırmadan aslında 3 ayı geçmişse aşı olmalarını öneriyoruz. Peki. Yani semptomsuz bile atlatmış olsanız, pozitif testiniz varsa ve aşıya hak kazanmışsanız da o pozitif testten 3 ay sonra aşınızı olabilirsiniz diyoruz. Evet. Bir sorumuz daha var. Merhabalar, iyi günler hocam. Ailece Covid-19 geçirdik eşimle beraber. Eşimin antikoru benden daha fazla. Nedeni nedir? Konu hakkında bilgi alabilir miyim? Kadınlar ağır hasta daha az oldular. Evet. Daha az ölüm oranı kadınlarda oldu. Evet. İşte daha semptomsuz geçirdiler. Evet. Şimdi bir de antikorları mı daha fazla? Aynen öyle. Henüz yayınlanmadı çalışmamız ama ilk verilerimiz bunu gösteriyor. Benzer yaş gruplarında kadınlarda antikor titresi daha yüksek. Ama her zaman böyle olacak diye bir şey yok. Yani bu doğru bir saptama olmuş. Özellikle eşler arasında bunu çok saptıyoruz. Yani ailece geçirenler gelip antikorlarına baktırıyorlar. Bu yönde, bizim verilerimiz de bu yönde. Kadınlarda antikor miktarı daha yüksek.